Şoka çıktım. Ben geldim. Bundan küçük bir zor. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Evet, gördüğünüz üzere Özgür çocuklarla dolaşıyor. Ben de işten geldim şu anda. Üzerimi değiştireceğim ve aşı olmaya gidiyoruz arkadaşlar. Evet, bugün aşı olacağım. Bugün günlerden cumartesi. Normalde pazar günü gitmeyi planlıyordum. Ama vazgeçtim. O yüzden bugünden gideceğim. Ha bir gün önce, ha bir gün sonra. Özgür de bana deyip duruyor ki acele etme, acele etme diye. Ama eninde sonunda olacağız yani. Acele etsem ne olur, etmesem ne olur. Onun dışında bugün dediğim gibi çalıştım. Az önce eve geldim. Şimdi üzerimi bir değiştireyim. Ondan sonra çıkalım. İlk önce büyük bir ihtimal Zehra'lara uğrarız. Evdelerse bir telefon açayım babama. Çünkü çocuklar daha babamı görmedi. Ondan sonra da Plus'a gideriz. Çünkü saat 1'de açılıyor. Böyle. Neyse, şimdi ben bir üzerimi değiştireyim. Sonrasında tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, biz şu anda Plus City'ye geldik. Şu an aşı olunan yere gidiyorum. Ve sanırım ki sıra var. Bakalım, göreceğiz. Ne istiyorsun? Dondurmacı kapalı. Kapalı kapalı. Evet, sıra var. Evet, burada yapıyorlar aşıyı. Bütün aşılarda var. Görüyorsunuz, artık herkes yavaş yavaş gelmeye başladı. Aşı olmak için. Evet. Bakalım. Tabii sen o dağıtın. Ya. Elleme. Bak, gel ağaca bak. Bu ne? Ağaç. Kuşuma. Hı. Bir tanalım mı? Hı. Hı. Heh, çekiyorum Mete. Tamam. Bakayım. Öyle çek mi? Videoya çektim. Videoya çektim. Bu da bu benim de. Kameranın şarjı mı bitiyor? Yok. Evet arkadaşlar. Sonunda ben de aşı oldum. Mutlu musunuz yazanlar? Neyse, eve gidince görüşürüz artık. Şimdi benim kolum azıcık acıyor. Normal mi bilmiyorum. Normal. Ama acıyor yani. Böyle bir kolum bir ağırlaştı sanki. Normal anne. Neyse, eve gidince tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, biz eve geldik. Çok şükür. Evet. Arkadaşlar.
aşı oldu. Ve kolum acıyor şu anda. Ve uykum var. Şöyle hemen göstereyim. Gördüğünüz üzere ben de aşımı oldum. Hatta şöyle de kolumu göstereyim. Bakın. Acıyor şu anda. Ama çıkarmayacağım. Bunu saklamam lazım. 3 hafta sonra tekrar gitmem lazım. Bu arada size Özgür çekti zaten. Bir kağıt veriyorlar ilk gittiğiniz zaman. Ondan sonra o kağıdı doldurmanız gerekiyor. Orada işte soruyor. Kronik hastalığınız var mı? Ondan sonra kullandığınız ilaçlara karşı alerjiniz var mı? Alerjiniz var mı? Gibi bir sürü böyle bir kağıt yapmışlar. Onu dolduruyorsunuz. Ondan sonra bayağı bir bekledim. Yani bayağı beklemedim aslında. İyi bile girdim. Normalde orada duran çocuk 12.45'te anca sıra gelir dedi. Ama istersen bekle. Yani aslında şu anda daha sıra gelmesi lazımdı. İstersen bekle, çabuk ilerliyor dedi. Zaten gerçekten de çabuk ilerliyor. Çünkü orada hemen böyle bir sistem kurmuşlar. Tabii ki de kameraya alamadım yukarı. Ondan sonra hemen aşıyı yapıyor zaten. Daha sonra BioNTech bu arada arkadaşlar, bizim yani benim vurulduğum, bizim vurulduğumuz demeyeyim, benim vurulduğum BioNTech, zaten BioNTech vuruyorlar sadece ve oradan vurduktan sonra size hemen salmıyor. 15 dakika orada bekletiyor, ambulans falan hazırda bekliyor, olur da bir şey olursa diye ve bir sürü sağlık çalışanı var orada. Ambulansta çalışanlardan öyle söyleyeyim. Hani herhangi bir şey olduğunda hemen orada var. Neyse, bilmiyorum normal mi, buradan bileğime kadar acıyor şu anda. Biz aslında Özgür'le küsüz. Biz konuşmuyoruz. Evet, konuşmuyor ben de. Burama kadar acıyor. Allah. Gerçekten bak, buradan burama kadar acıyor. Ya beni ilgilendirmez. Özgür, ben atlatmış olacağım. Sen ikinci ayda ilk aşını olmuş olacaksın daha. Kim diye olacak? Ben aşı olmayacağım. Mecbur olacaksın. Hiçbir şekilde çıkmıyor benim. Evet. Çıkmak önemli değil. Ben sana çalışıp da bakamam bu maaşımla. Ben sana bu maaşımla çalışıp da bakamam. İzleyicilerin diyorlar bana ayık. Bakarlar bana ne olur. Ne diyorsun? Bak, bana mı bakabilirler? Yazık. Bir bana bakabileceklerse yazık. Bilemiyorum. Tabii. Şimdi Zeynep benle kıskanmak için konuşuyor. Ben YouTube'da çıkayım diye, ben biliyorum. Çok çıkarmışsın. Sen mi? Evet. Vallahi öyle bir şey aklımdan geçti. Geçti de. Vallahi geçmedi. Evet. Gerçekten geçmedi. Geçti. Evet, Özgür yemek yapıyormuş arkadaşlar. Bugün ya. Özgür yemekleri Özgür yapıyor. Ben Zeynep yapmıyorum ki. Bunu çıkarmış. Yapıyorsun işte. Yapmıyorum. Yapıyor. Yapmıyorum ben. Patatesleri de soymuşum. Yapmıyorum ben. Yapıyorsun. Brokoli var. Haşlık mı? Yanına. Haşlık koyduk abi. Yerine başlayalım. Ben üstümü bir değiştireyim. Daha bir rahatlayayım. Yok, değiştirme sen ya. Git şey, tuvaletini giy. Git tuvaletini giy. Şeyini giy. Bak. Benim internasyonel pasım var artık. Olsa ne olacak? Bana olsa faydası var. Olsa ne olacak? Var. Evet, olsa ne olacak? Çok doğru söylüyor. Olsa ne olacak? Çünkü 3 hafta boyunca yayına gidip test olmam lazım işe gidebilmek için. İkinci aşı olana kadar. Ondan aşı sonra olanlar kadar... geliyor. Fark etmiyor. Nasıl aşı olan? Hayır canım, aşı olanlar işe giderken testi gerek yok. Senin şu an nasıl gerek yoksa o kağıdından dolayı. Ben özel kişiyim de ondan. Ya ben olmasaydım o kağıdı çok koştururdum. Ne koşturacağım ben? Ben şimdi o kağıdın süresi biterken bir daha korona olacağım. Bir altı ayda. Diyorsun. Evet. Zaten şey herkes çok dua etti bu aşı şeyi çıkınca. Ben ettim yani şahsen. İnşallah korona olurum da 6 ay aşı vurulmak zorunda kalmam diye. Bulaşmadı mübarek ya, bulaşmadı. Şimdi aşı olduktan sonra kesin gelir. Çünkü şöyle bir şey var, fark ettim. Etrafımda aşı olanlar daha çok Covid oluyor. Aşı olmayanlarda bir şey yok. Çok şükür. Çünkü her gün test oluyorlar bir de. Gerçekten ben çok dua ettim bu aşıyı olmaya gitmeden. Allah'ım ne olursun diye, ama olmadım.
Bunun çıkışı da yok. Şimdi bazılarınız bana diyor ki işte neden bu kadar karşısın bilmem ne. Arkadaşlar karşı olmak değil. Yani tam sonuçlanmamış bir aşıyı, yani iki aşı dediler ilk başta. Normalde bu ilk aşıyı yaptıktan 6 ay sonra ikinciyi yapıyorlardı. Şimdi ilk aşıyı yaptıktan 3 hafta sonra ikinci aşıyı yapıyorlar. Ondan sonra 6 ay sonra 3. aşı. Bu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye böyle gidecek herhalde. Valla ben ikinci aşımı da olurum. Ondan sonrasına karışmam yani. Böyle. Tamam, baban yapıyor annem. Şimdi ben bir üzerimi değiştireyim. Bunu da saklayayım çünkü 3 hafta sonra yine lazım olacak bana. Özgür de o sırada sizlere neler yapıyor onu şey yapsın. Özgür, Tuğba Kuruyemiş'ten köfte harcı aldıydık onu. Abi şey yap bak. Abi böyle ince kıyılır. Tuğba Kuruyemiş'ten böyle bir köfte harcı almıştım ben. Oraya koydum. Kaldı sadece içerisinde yumurta, bir de sema brezolu ekleyeceğim. Bir de bu baharattan. İyi ki söyledim. Ben bilmiyorum. Benim okumam yok. Türkçem de yok değil mi? Okumam yok. Türkçem yok demedim. Ama deneyelim bakalım nasıl bir şey. Denemeyelim. Sen dedin diye deneyeceğim şimdi. Hadi bakalım. Adam bugün hep bana zıt gidiyor. Gideceğim. Ölene kadar. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bana ne diyor? Ölene kadar dedi. Bana ne diyor? Çok zamansız oldum bu aşıyı diyor bana. Dedim neden? Benim hiçbir hazırlığım yok diyor. Dedim nasıl yani hazırlığım yok? Ondan sonra daha cenaze fonunu ödemedim diyor. Cenaze fonunu ödeyim diye ondan sonra aşı olsaydım diyor. Dört gözle yani gitmemi bekliyor. Gitmeyeceğim. Kazık sayısı çakacağım. Evet. Yani ama bir telaşlı gözlerle bekliyorlar. Yani ben sen tanımasam diyeceğim ki ağlama. Geçti. Bir telaşlı gözlerle beklemesi var. Anlatamam size. Yukarı doğru durmuşlar. Bekliyorlar. Acaba bir ses gelecek mi? Özgür diye bağırdım. Duydun mu? Arka taraftan geliyordum. Sizi o yanda görünce döndüm. Neyse. Böyle yani. Bu adamın böyle olduğuna da bakmayın. Güzel açtı. Evet. Özgür şimdi köfte yapıyor. Sallama kafana. Şöyle bir altına koyalım. Bir de üstüne koyarız. Kıymayı çıkarttık. Kıymayı çözdük. Kıyma yapalım. Ya. Yani hiçbir şey atmayacağız bu yani. Yağ da var. Tuz da var da. Allah Allah. Yağı da koyduk. Şöyle. Evet, fırında köfte patates yapacağız. Bugün canım öyle istedi benim. Ya da pilav. Tamam. Hemen bu rezen nerede? Şöyle. İşlere tüküreyim. Eskiler öyle derler. Köftenin tadı güzel olsun diye tükürürler derler. Yapan esnaf var mıdır bilmiyorum. Günah mı oynadı? Millet köfte yemeyecek. Seni arkandan beni sen kimsin? Ne yapmışsın dedi? Yo. Acıyor kolum. Bana ne? Allah Allah. Ben gideceğim zaten birazdan. Nereye?
Ne oldu? Lockdown var, lockdown. Bana yok, sen var. Ben her yere gidebiliyorum şu an. Buradan Türkiye'ye kadar giderim. Sinirlendirme beni. Bakayım. Oo, güzel kok. Neden? Ben yapıyorum. Kok. Kok. Baharatlardan neden? Ne baharatı? Ekstra kaplı kaçtı mı? İçe tükürdüm ondan. Tamam. Ben köfteyi yapamıyorum. Arkadaşlar şeklini zeynep bilersin. Ben beceremiyorum. Benimkiler şey yamuk yuluk oluyor. Ya, her şeyde sonu söyle mi yapılır? Evet. Ben patlayayım. Allah seni ne yapmasın? Leş gibi çiğ salça kokacak. Hayır kokmaz o. Sen benden iyi mi diyeceksin? Allah Allah. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Böyle çorba mı yapılır? Allah. Yağ da koymuyordur Allah seni sen. Hayır hayır. Yağ konur mu? Her yere yağ koyuyorsun. Sen ben yapayım, sen iyi konuşma. Sonra da paketi sıçacaksın mı? Ben de diyorum bir şey ters yaptım ama belli etmedim Allah. Hiç Allah çaktırmadım. Sana. Hiç de çaktırmadım ama Zeynep. Lütfen. Ya yaptığını da söyle ne yaptın? Yaptığını da söyle. Önce suyu koydum sonra salça. Bir de karıştırıyor. Evet senin yüzünden. Bir de öyle olur. Ben öyle yapıyorum diyor ya. Metehan şu anda papagayını yapıyor. Bakın papagay güzeli. Evet. Aa. Çok güzel olmuş. Az kalmış. Biraz az kalmış. Evet. Bunu ne? Bunu. Ona şuna. Evet ütü yapacağız. Bitir onu bugün ütüleyelim tamam mı? Bunun üzerine böyle koyacağız. Ne? Ve ütü basacağız. Dur bakalım. Böyle yavaş yavaş basalım. Bakalım nasıl sizden olacak? Ha? Ses gelmiyor. Nasıl ses gelecek? Evet gelmiyor. Bence olmuştur. Bakalım mı? Ay. Ay evet. Wow Mete. Dur bakalım şimdi. Nasıl çıkaracağız bunu? İnşallah. Ha biraz soğuması lazım. Dur. Al bunu şimdi böyle götür odaya. Soğusun. Ondan sonra çıkaracağız. Tamam mı? Dikkat et. Wow Mete nasıl olmadı bak. Çok güzel oldu. Evet bakın. Sonra böyle oluyor ve Metehan çok güzel yaptı ya. Bir tane daha yapacağım. Sonra yakarım anne. Çok güzel yaptın Mete. En sonra yeni yaptım. Tamam. Evet dışarısı beyaz beyaz. Hala daha yağıyor. Evet arkadaşlar yeni bir günden herkese tekrar merhaba. Birazdan yeni vlog başlamadan bu videoyu kapatmam gerektiğini gördüm. Aslında dün biz bayağı bir video çekmiştik. Ama maalesef ki hafıza kartım çoğunu maalesef ki işlem yapmamış, güzelce kayıt olmamış. O yüzden hata veriyor videolarda. Bu vlog bizi affedin, mazur görün. Şimdi dediğim gibi yeni bir vlog başlayacağım. İnşallah yeni kartla çekeceğim. O yüzden bugünlük bizden bu kadar olsun. Videoların çoğu maalesef yok. O yüzden bu şekilde bir video oldu. Umuyorum gene de beğenip izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bye bye.